Bence konjüktür söz konusu olduğunda hem Türkiye tarafına bakmak lazım hem de Amerika tarafına bakmak lazım. Amerika tarafına bakıldığında bir kere iç siyasette malzeme kılınma çabasının söz konusu olduğunu iddia etmek mümkün. Çünkü Kasım ayında işte her 2 yılda bir biliyorsunuz Kasım ayında Amerika'da seçimler olur. İşte bu her 4 yılda bir başkanlık seçimi olur ama kongrenin önemli bir kısmı o aradaki 2 yılda da seçiliyor ve Trump'ın şu anda Amerikan devleti içerisinde çok ciddi bir şekilde tepki topladığını biliyoruz. Onların tabiriyle bir topal ördeğe dönüşme ihtimali ve riski çok yüksek. Trump bu siyaseti üzerinden sadece Türkiye'ye yönelik olarak değil, son zamanlarda Rusya'ya yönelik ilişkilerinde veya başka ülkelerle ilişkilerinde de dış politikayı iç siyasete malzeme kılma noktasına gelmiş. Az önce Ufuk'un haklı olarak ifade ettiği o lobiler, neticede onlar oy deposu olarak kabul ediliyor aynı zamanda. Çünkü bunlar çok ciddi bir şekilde etki satın alabiliyorlar. Sadece dışarıda değil, evet işte o siyasi kampanyalara maddi destek vererek etki satın alabiliyorlar, oy satın alabiliyorlar. Kısacası bir seçim arifesi olması durumu ben Başkan Trump'ı çok ciddi bir şekilde etkilediğini düşünüyorum. Bir de sanki bu ülkelerle ilişkileri aynı zamanda bir sıraya sokmuş gibi olarak da algılamak lazım. Bir bütün olarak yine az önce ifade edildi. Kore ile başlandı. Bütün herkese yönelik bir tehdit var. Murat'ın haklı olarak ifade ettiği gibi onun da kongreye yönelik bir tehditte bulundu. Eğer siz işte mültecilerle ilgili bu Meksika sınırındaki duvarla ilgili eğer gerekli yatırıma izin vermezseniz, harcama izin vermezseniz hükümeti kapatırım diyor. Yani orada da bir yaptırım iddiası var. Kısacası onun daha başkan olmadan söylediği bir söz vardı. Ben Amerika'yı bir şirket gibi yöneteceğim. Bir şirket gibi yönetiyor. Şirketin sahibi kendisi. Bunu sadece kendi halkına karşı değil, başka aktörlere, uluslararası kurumlara karşı yapıyor ki beni çok etkileyen bir gelişme oldu geçen hafta içerisinde Amerika'da. New York Times gazetesinin neredeyse tam sayfasını kaplayan bir ilan vardı. Amerika'nın en önemli üniversitelerinden gelen, çok önde gelen uluslararası ilişkiler uzmanları bir çağrıda bulunuyorlardı. Artık uluslararası sisteme ve uluslararası kuruma lütfen saygı göster. Çünkü bunları Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendi menfaatlerini sağlamak ve devam ettirebilmek adına bunları kurdu ve bunlar 10 yıllarca Amerika'nın çıkarlarına hizmet ettiler. Neden bugün bunlara saygı göstermiyorsun, bunların etkilerini yerle bir ediyorsun diye bir çağrıda bulunmuşlardı. Yani makuliyet tarafında duran önemli bir damar vardır. O damarın Trump üzerinde bir baskısı var. Öbür tarafta Türkiye tarafına baktığımızda da başka bir şey görüyoruz. Biliyoruz ki hani bu Filistin sorunu merkezli ifade edilen 100 yılın antlaşması diye bir antlaşmadan bahsediliyor. Evet. Filistin sorunu veya isterseniz daha daraltalım Kudüs sorununu çözerek yeni bir Orta Doğu düzeni oluşturma çabası içinde olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda son 2 haftadır mesela bir Arap NATO'sunun Trump marifetiyle kuruluş sürecinde olduğu iddia ediliyor. Hatta bu Arap ülkelerini de etkilemeye başladı. Yine o kadar konudan konuya atlar gibi oluyorum ama o kadar birbirine bağımlı ki Suudi Arabistan'da kral artık oğlunu frenlemek zorunda kaldı. Yani bu yönde basına açıklamalar geldi. Özellikle Filistin konusunda geri adım atmaya çalışıyorlar şu anda bir kırmızı çizgi oluşturmaya çalışıyor. Bunu neye karşı yapıyor? İran'a karşı yaptığını biliyoruz. Ama burada asıl yine pasif olarak duran hedeflerden birisinin Türkiye olduğunu biliyoruz. Yani bu Suriye krizi özelinde mesela Rusya ile anlaşmaya çalışması ve bir anlaşmaya varması NATO bağlamında Avrupa ülkelerini çok tedirgin ediyor. Suriye bağlamında da bizi tedirgin ediyor. Mesela son zamanlarda işte PKK'nın, PYD'nin Esed'le masaya oturduğu söyleniyor. Bunları masaya oturtanın bütün herkesçe malum 2 aktörü vardır. Bir Rusya vardır bunu teşvik eden. Bir de Amerika Birleşik Devletleri vardır. Yani Türkiye aleyhine, Türkiye menfaatlerinin aleyhine bir durum oluşturma çabası maalesef müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayacak şekilde devam ediyor. Ama bir konjonktür durumu daha var. O da başkanlık sistemine geçişimiz. Yeni sistemde artık biliyorsunuz ekonomik
kalkınma da siyasal istikrardan çok fazlasıyla etkileniyor. Evet. Şu ana kadar o bütün o ekonomik baskıları da sona erdirecek şekilde bir yeniden yapılanma gerçekleştirdik. Bu yeniden yapılanmanın sağlıklı olmaması için elinde geleni yapıyorlar maalesef. Yani bunu belki bazıları bir komplo teorisi olarak görebilir ama yani bu geçiş dönemini, bu kırılgan dönemi aynı zamanda, çünkü hala bir fırsat olarak görüyorlar. Aynen. Konjonktürdeki o güç boşluğunu veya kurumsal boşluğu bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye bir taraftan işte PKK ile FETÖ ile bilmem belli aktörlerle, tehditlerle mücadele ederken bir de kendi müttefikleriyle uğraşmak zorunda kalması tabii ki olumsuz bir durumdur. Ama şunu fark etmeleri gerekiyor. Bir şekilde Türkiye, yani dün Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra yapılan açıklama, bugün kabine toplantısından sonra yapılan açıklamada bütün aktörler şunun altını ısrarla çiziyorlar. Bizim bir kırmızı çizgimiz vardır. Biz hukuksal süreci tamamlamadan sizin bu tehditkar tavrınıza boyun eğmeyeceğiz. Çünkü Türkiye 2 yıl önce çok ciddi bir badire atlattı. Çok ciddi sıkıntılardan çıkarak bugünlere geldi. Dolayısıyla bunu bir tarafa bırakarak onların sadece bir rahip olduğunu iddia ettikleri bir aile babası, biliyorsunuz o tweetlerde öyle sıfatlar kullanıldı. Ben durumun o kadar basit olmadığı kanaatindeyim. Eğer bu kadar çok önemseniyorsa, ki Amerika'nın daha önceki dış politika davranışları da var maalesef, aksini söyleyen davranışlar var. Yani bunu bir siyasete malzeme kılma çabası resmen söz konusudur. Yani sadece masum bir insanın hayatı söz konusu değil. Ya Amerikan devleti için veya belli bir çıkar grubu için çok önemli bir kişiliktir. Evangelik olabilir veya başka grupları için olabilir. Yani onun Türkiye'deki faaliyetlerinin aslında ve iddia düzeyinde bulunan hususların doğruluğunu tersinden gösteren bir durumla karşı karşıyayız. Kısacası konjonktür biraz maalesef bu noktada denk bu baskıyı beraberinde getiriyor.